Bir süre kadar önce TCL 10 Plus'ı incelemişim hatırlarsanız ve bir ay boyunca kullandım. Peki TCL 10 Plus uzun kullanım test sonuçları neler, uzun kullanımda ne gibi sorunlarla karşılaştım ve hangi yönleri iyi? Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet TCL 10 Plus'ı bir ay önce incelemiştim. Özellikle tasarımı ile ekran yetenekleriyle fark yarattığından bahsettiğim TCL 10 Plus'ın pil ömrü konusunda da başarılı, sınıfına uygun performans gösteren ve kameralarıyla da ihtiyacı karşılayan bir model olduğundan bahsetmişim sizlere. Ee, peki bir ay sonra, bir ay boyu kullandığım TCL 10 Plus'a, 10 Plus şu an ne durumda, hala satın alınır mı? Şimdi gelin 30 günlük kullanım sonucunda TCL 10 Plus bizlere neler sunmuş, ne gibi aksilikler yaşatmış, bu soruları hep birlikte yanıtlayalım. İncelemede de detaylı olarak bahsettiğim gibi TCL 10 Plus tasarımıyla bu süre içinde gayet beğenerek kullandığım bir telefon oldu çok kibar bulduğumu zaten söylemişim daha önce. Hala da aynı şekilde düşünüyorum açıkçası. Ee, güzel görünüyor ve elde de iyi bir dengeli duruyor. Özellikle ekran kenarlarının kavisli olması sayesinde sağlanan görüntüde olduğu kadar e, telefonu kavrama noktasında da rahat ediyorsunuz. Öte yandan tasarım ilişkin olarak şunu da söylemem lazım. Ee, bir ay içinde e, birkaç defa talihsiz şekilde elinden düşürdüm bu telefonu. İkisi de tatile gitme zaman başıma geldi. Ee, birinde otururken cebimden beton zemine düştü. Diğerinde de yine bir kafede oturuyordum. Orada da masanın üzerinden kayıp düştü bu defa. neyse ki kutu içerisinde silikon kılıfı vardı. Onu takmıştım. O nedenle herhangi bir sorun yaşamadım. Çevresine daha sonra baktığımda bir ekranda çizik dahi olmadığını gördüm. Siz de yakından görebiliyorsunuz şu an. Ancak önemli bir diğer detay ekranın üzerine bir koruma filmin olmaması. Buna rağmen ekranda herhangi bir problem olmaması gerçekten takdire şayan bir durum. Ee, Bunda kuşkusuz telefonun ekranı tabii Corning Gorilla Glass korumasının devreye girdiğini söylemek lazım. Bu sayede ekranda bir problem e, yaşamadım. Ekran demişken biraz da ekran deneyiminden bahsedelim. Ee, ekran gerçekten muazzam görüntü üretiyor. Ee, dedim ya tatildeyken TCL 10 Plus'ı kullandım ve plajdayken özellikle parlak güneş alt ışığı altında ekran görünürlüğünün gayet iyi seviyede olduğunu buldum. Elbette Instagram'a koyacağınız bir fotoğrafa tabii ki filtre efekti uygulamıyorsanız o başka. Güneş altında hiçbir ekranda açıkçası o filtreden emin olamazsınız zaten. Fakat ekran okunabilirliği gayet iyi seviyede bu telefonda. Ekran özelliklerini ne tekrar tabii hatırlatmak lazım. Bu telefon neler vardı? TCL 10 Plus'ın ekranı 6.47 inç boyutunda büyüklüğünde bir telefon ve bir ekran. E, AMOLED panelden oluşuyor tabii ki. HDR10 desteği var ve bundan özellikle Netflix gibi platformdan film izlerken çok yararlanıyorsunuz. E, ekranın Full HD Plus çözünürlüğünde ve 398 ppi piksel yoğunluğuna sahip olması film görüntülemesinin yanında ekranın ne varsa neye bakıyorsanız iyi görünmesini sağlıyor zaten. E, bu telefonun ekranının ayrıca Özel bir durumu da var. Ondan da bahsetmek lazım. Onu da atlamayalım. Bu ekranda Next Vision adında bir teknoloji kullanılıyor. TCR patenti olan bu ekran teknolojisi görüntü performansını arttırmaya yarıyor. Yani bunu şöyle düşünün. Ekrandaki görüntüye farklı ışıklandırılmış ortamlarda bakarken ekran o ortama o ortamdaki ışık şartlarına göre optimize edilerek daha iyi şekilde görüntüleniyor. İşte az önce bahsettiğim işte şey dedim ya güneş altında ekran görünürlüğünün daha iyi olmasının sebeplerinden biri de zaten bu oluyor. Ekranda karanlık bir ortamda bakıyorsanız ise zaten siyahlar tam olarak siyah. Renkler gayet doygun ve canlı şekilde ekranda yer alıyor ki bu sayede ekran performansıyla fazlasıyla beğendiğim bir telefon oldu açıkçası TCL 10 Plus. Sadece filmlerde değil elbette telefonda bu süre içinde çok sayıda oyun da oynadım tabii ki. Özellikle son 4 yıldır mobil platformlarda oynadığım Boom Beach'in yanında tabii ki PUBG başta olmak üzere boş zamanları Dumb Face, Asphalt 9, Lemmings ve tabii eskiler bilirler Road Fighter bu telefonda en çok oynadığım oyunlar arasındaydı. Telefonun özellikleri de iyi oyun performansını karşılayabilir bir türde zaten bu konuda bir problemi yok e, telefonun. İşlemci hanesinde Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisini görüyoruz ve 8 çekirdekli bulunan bu işlemciye daha önce pek çok test uygulamışlık hatırlarsanız TCL 10 Plus incelemesinde. Performans anlamında günlük kullanım ve yoğun kullanımlarda ihtiyacım karşılayan bir telefon oldu TCL 10 Plus. Ee, bu süre içinde elbette tüm sosyal medya hesaplarım. Yönetmenin dışında günlük telefon konuşmalarımı, yazışmalarımı yaptım pek tabi ki. Instagram video optimize e, yazılımını kullandım. E, Yolda baba Spotify dinledim. E, tabii Netflix'ten e, film izledim, dizi izledim. Ve elbette herkes gibi oyun oynadım. E, bunun neticesinde de memnun kaldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. E, bunun yanında Benzer şeyi pil performansı için de söylemek mümkün. Telefonun bataryası tam 4500 mAh gücünde. Bu batarya az önce bahsettiğim kullanım şekliyle bana gün içinde gayet etti. Ancak tabii ki çok oyun oynayınca durum farklı oluyor pek tabii ki. Neyse ki benim o kadar fazla vaktim olmadı. Fakat normal bir kullanımla günü noktalayabiliyorsunuz. Hafta sonları ise daha az kullandığım için telefonu cumartesi sabah şarjdan çıkarttıktan sonra Neredeyse pazar akşamına kadar e, pek şarja takmam gerekmedi. E, şarj konusu ise gayet hızlı telefonu Quick Charge 3 desteği var. Hızlı şarj desteği var. Ve bununla beraber kısa süre içinde şarj olabiliyor. Peki bir ay içinde kameraları nasıldı? E, Tatili de gittin orada da kullanmışsındır. Hani fotoğraflar diyebilirsiniz. Bazılarını şimdi bu videoda paylaşacağız Tabii ki son dönemde baktığımızda akıllı telefon pazarı adeta megapiksel savaşlarının sahne oluyor markalar telefonun üzerine kamera üzerine kamera yerleştiriyor. TCL'de bunlardan biri bu telefonda da arkada 4 kamera var. Bu kameralarda 48 megapiksel ana kamerası 8 megapiksel geniş açılı kamera olurken diğer iki kamera ise makro çekim ve derinlik sensörü olarak atanmış durumda. Peki bu kameralar nasıl çalışıyor? Aslında e Peki fotoğraf çekmem e, normal şartlarda ama tatilde de istesiniz işte birkaç kare çekiyor insan. E, sonuçları sizler de görüyorsunuz şu an ekranda. Telefonda günlük şartlarında yapılan çekimler gayet güzel görünüyor. Ayrıca düşük ışıkta da ters ışıkta da gece de fotoğraflar çektim. E, az önce bahsettiğim Max Vision teknolojisi kamerada da yapay zeka ile yardıma koşuyor tabii ki. Böylece tıpkı ekranda olduğu gibi fotoğraf çekimi sırasında da ortam ışık şartlarına göre en iyi fotoğraf için kamerayı hazırlıyor. Yaptığım çekimler arasında 16 megapiksellik ön kamerasıyla da fotoğraflar var tabi. Sonuçlar beni tatmin etti. Ancak güneşi arkanıza aldığınızda her telefonda ancak bu derece bir görüntü alıyorsunuz. Onu da yapacak bir şey yok. Siz de kameranın performansı ile ve fotoğraf kalitesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada son olarak şunu da söylemem lazım. Bu telefonun Super Bluetooth adında bir özellik var ve özellikle kalabalık gruplarda bu oldukça eğlenceli oluyor. bu telefonun Bluetooth 5 desteğinden faydalanarak 4 farklı, 4 adede kadar Bluetooth kulaklığa, kulaklığa veya hoparlöre bağlanabiliyorsunuz. Benim de tatilde arkadaşlarım denediğim bu özellikten açıkçası çok keyif aldım söylemem lazım. Evet sonuç olarak toparlayacak olursak TCL 10 Plus bir ay içinde bana iyi bir şekilde eşlik etti. Ekran ve performansıyla gayet beğendiğim bir telefon oldu. E, o nedenle uzun soluklu ve keyif alarak kullanacağınız bir telefon arıyorsanız TCL 10 Plus'ı öneririm. E, tabii ki bu nokta seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, dediğim gibi telefonla ilgili, fotoğraf kalitesiyle ilgili ve diğer konularla ilgili yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. E, diyelim ve artık burada incelememizi noktalayalım. Ben Ercan Ordu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.